bahsediyorum zaten. Mesela sağlık için de bu akses işe yarıyor. Mesela hasta birisi var onun iyileşmesi için. Yani hani onun sorması gereken sorular. Sick and what are the questions that they should ask? Well, if someone is sick or even having what we would call pain in this reality, it's like, okay, my point of view is totally different on the body and a lot of this has been kind of opened up through access. Birinin bir hastalığı varsa diyor ki bu realitede biz bunu acı olarak da yani tamamıyla hastalık yani sadece hastalık olması gerekmiyor. Baş ağrısı da olabilir, mide ağrısı. Biz buna acı diyoruz bu realitede diyor. Because the way I'm looking at the body is your body is kind of this guide or it can be a facilitator if you would allow it to be. It could be your friend. Okay. Imagine that. Eğer ki vücudunuza izin verirseniz, vücudunuzun size kolaylaştırıcı olmasına izin verirseniz o size kılavuz olabilir. Because as I've traveled around I've seen many different relationships that people have with their bodies. Some are not all that friendly. It's almost like they're at war with their bodies and they're trying to figure out what's going on. There's not a lot of communication that actually goes on with the person and their body. Bütün dünyayı geziyorum ve bir sürü insan görüyorum diyor. Çoğu bir vücutlarıyla, birlik içinde değil, vücutlarıyla savaş halindeler ve iyi bir iletişimleri yok vücutlarıyla. So a lot of what we're doing in these classes is actually opening up for these people to actually have a dialogue with their body. Biz bu Steve çok güzel bir body class denen güzel bir workshop yapıyor. Beden dersi diye çevirebiliriz. Beden çalışması. Beden çalışması, beden workshop'ı. Bu seminerde insanların vücutlarıyla iletişime açmalarını kendileri sağlamaya çalışıyor. Yani insanlar vücutlarıyla bağlantıya geçip tekrar vücutlarıyla diyaloğa geçiyorlar. Mesela hani bazı şeyler söylerler ya işte vücuda böbreğine, karaciğerine, akciğerine, işte organlarına işte teşekkür et iyi çalıştıkları için, güzel çalıştıkları için, düzenli oldukları için. Onlar doğru mu? Well, yeah, that would be a great place to start because your body can be like, you know, like a pet. It wants to be acknowledged. It wants to be heard. It wants to be listened to. It doesn't mean you have to do everything your body's telling you to do, you know, but if you just acknowledge it, if you just spend time with it, if you're present with your body, then it changes that relationship and the actual communion that you can have with it. And it changes the way that if you talk too much. Sometimes I get a little excited. Just tell me to drink more water. İzinler bir tercüme edelim ayol. Diyor. Vücudumuzu bir evcil hayvan gibi düşünün diyor. Ona bakmanız lazım. Ona özen göstermeniz lazım. Onu beslemeniz lazım. Onun söylediği her şeyi yapmak zorunda değilsiniz. Ama ona özen göstermeniz lazım. Ve onun için de hani onunla konuşmak lazım. Evet. İşte hani bazı teşekkür etmek gerekiyorsa teşekkür etmek lazım. Sonuçta vücudunla, daha doğrusu kendinle, bütün bedeninle barışık bir şekilde hayatına devam etmen lazım. Mesela şimdi bu hafta sonu mu seminer vardı yine? Bu hafta sonu konuşması. Fuarımız var. Ha, fuar var. Orada mesela bu vücut çalışması hakkında mı bir konuşma yapacak? Oradaki yapacağı konuşmanın şeysi ne? Orada genel... bir büyük salonda bir genel bir konuşmacı olarak davet edildi. Orada aksesi anlatırken tabii ki vücut çalışması hakkında da bilgi verecek. Bir saatlik bir konuşma. Ha, aksesi tanıtıcı bir konuşma aksesi olacak. Aksesi tanıtıcı bir konuşma olacak evet ama vücut prosesleri de aksesin çok büyük bir parçası. Dolayısıyla mutlaka onlardan da bahsedecektir. Daha sonraki seminerler ne zaman olacak? Yani var mı öyle şeyler bilmiyorum da. Var. Fuardan sonra biraz bir ara veriyoruz. Bayram tatili giriyor. Talking about the schedule zaten yapacağız. Sonra aralığın ilk haftasından itibaren Access'in temel seminerleri var. Onları yapmaya başlayacağız. Aralığın 3'ünden itibaren. Aralığın 3'ünden itibaren bu tip hani hem vücut çalışmasını hem Access'in o enerjiyi. Vücut çalışması 11-12 Aralık'ta. Ha. Bir şey diyecektim. Hani böyle aklımıza bazen kötü düşünceler, kötü fikirler falan gelir ya. If something comes up to our mind, some of the bad thoughts and something negative. O zaman hani bize öğrettiği söylediğimiz bir cümle vardı. Hani bu nereden geliyor? Kendine soracaksın hani bu. I mean, she's talking where about does it belong to? Okay. Onun önemi nedir? Onu izleyicilerimize de söylemeli. Hani kafa. Onu bir anlatabilir mi bize ya? Ben şimdi anlatmayayım. How does it belong to? Yeah. Well, part of asking the question is getting out of your mind and starting to access the infinite universe that's available to you all the time. Soruyu sorunca mantıksal zihninizden dışarı çıkmak ve evrenin size sunduklarını almak. Önemli olan mantıksal zihinden dışarı çıkmak mı? Evet. Zaten akses proseslerinin en çok yaptığı şey bu temizleme cümleleri ve bu çok karmaşık gözüken sorularla
sizin mantığınızı bypasslıyor. Yani mantığınızı devre dışı bırakıyor ve direkt bilinçaltına iniyor. Bilinçaltını temizliyorsun. Evet, yani bilinçaltından çocukluktan itibaren var. Ne varsa ne yoksa her şey temizliyor. Beni bir daha temizlemesi gerekecek ama. You have to clean me again. The subconscious. Clear me up. One of the first tools I was introduced to was just asking who does this belong to for every thought, feeling and emotion that I perceived. Bu ilk başta kullandığımız akses aracı who doesn't belong to, yani bu kime ait denen bir şey uyguluyoruz kendimize. Şöyle kısaca anlatmaya çalışayım. Herhangi bir şey geldi aklımıza, herhangi bir negatif düşünce, hatta pozitif düşünce de olabilir. Bununla ilgili bir saniyeliğine durup bu bana mı ait diye kendi kendimize soruyoruz. Ve çok enteresan bir şey oluyor bunu sorduğumuzda, tamamıyla bağlantıdaysak eğer. Hakikaten o aklımıza gelen düşüncenin aslında bize ait olmadığını fark ediyoruz. Yani mutlaka bize... Bunu fark etmek çok önemli mi Özlem? Yoksa hani bu düşünce bana mı ait yoksa bu düşünce nereden geliyor diye sadece sormak da bir şekilde bir işe yarıyor mu insan hayatında? If it's only enough if you just acknowledge that it doesn't belong to you at the first place. Yeah, it's enough to actually just acknowledge that it's not yours. Yeah. Because most of this reality is functioning from the consciousness of thoughts, feelings and emotions. The invitation here is to get more spacious, more expansive. Hmm. Evet, yani kime ait olduğunu bulmanız gerekmiyor ama en azından kendinize ait olmadığını fark edip ona göre. Onu görmüş oluyorsunuz. Evet, onu görmek zaten burada önemli olan. Kendinize ait olmadığını. O mesela şey çok enteresan. Ben o şeyden sonra Bodrum'dan, seminerden sonra şeye gittim ya, Çeşme'ye döndüm ya. Hı hı. Sonra buraya gelene kadar yani hani... After the Bodrum seminar I went back to Çeşme. İstanbul'a gelene kadar yani bu büyük şehre gelene kadar son derece açıktım. Son derece açıktım bırak bir de yani böyle hani hissediyordum daha bir fazla farkındayım. Düşün bana hani mesela onunla diyelim sen de mesajlaşırken bile bana ne mesaj çekeceğini bile biliyordum yani o kadar bir farkındalığım vardı. Sending emails or messages to each other. I already so buraya geldim tamamen kapandı. But when I came here, it's ne locked. Oldu, ne oldu buraya yeah. gelince sabah? Bilmiyorum buradaki bu karmaşanın içerisinde okay. kapandım. Konsantre olamıyorum. All those, you know, commotion and I can concentrate enough. Well, and that's what happens when we were talking about money. That's what happens with people with money. When they go around money, they contract, they close up. There's something that they don't want to see or they don't want to be aware of around money. When you came to the city, there was something that, you know, you chose to contract around. Parayla da aynı şey oluyor diyor. Yani parayla ilgili insanların parayla ilgili problemleri olunca contract yani sıkışıyorlar yani kendilerini kasıp kapatıyorlar. Senin şehre gelmenle de ilgili aynı şey oldu bence. Diyor. Yani şehre geldiğin zaman burada bir şey var ki seni gideyim mi bu şehirden? Should I go away? No, no, it's just it's, no. This is where you'll go in the question. Okay, what is it about the city? The city. Yeah, burada soruya gireceksin. Bu şehirde ne var?